2021 yılının en önemli başlıklarından biri de hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 yıllık Afganistan işgali sona erdi. Ancak bu işgal geride büyük bir yıkım ve ekonomik kaos bıraktı. Ülkede neler yaşanıyor, insani duruma ilişkin bir parantez açacağız biz de bugün. İHH Mütevelli Heyet Başkan Vekili Hüseyin Oruç bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size ve hızlıca başlayalım. Mervan. Malum önemli bir konu. Belirttiğimiz gibi 20 yıllık bir işgaldi. Sonunda Amerika çekildi hatta kaçtı diyebiliriz. Apar topar terk etti evet. orayı. 11 Eylül saldırılarını bahane ederek girmişti oraya. Ancak bu sene böyle bir karar alındı. Şu anda orada neler yaşanıyor? Siz de yakın zamanda oradaydınız. Biz oranın atmosferini çok merak ediyoruz açıkçası ve sizden dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Yeni geldik çok olmadı geleli. Burada soruyorlar ne olmuş? İlk önce söylenmesi gereken çok net bir şey var. Amerika yenilmiş ve gitmiş. Sizin de söylediğiniz gibi kaçmış. Planlamaları 11 Eylül'de işimizi bitirdik çıkmak şeklinde olmuş ama planları uymamış. İşte bütün dünyanın önünde yenilip çıktığını herkes şahitlik etmiş. Birincisi en önemli tespit bu. Çok dolaştık. Afganistan içerisinde arabalarla dolaştık. O dolaştığımız yerlerde Amerika ile olan çatışmanın izleri hala devam ediyor. Evet. Çok büyük bir bedel ödenmiş. Çok büyük bir bedel ödenmiş. Yüz binden fazla Afgan e, savaşçı hayatını kaybetmiş. Ama bunun karşılığında 10 bin Amerikan askeri de hayatını kaybetmiş. E, bu gibi teknolojik olarak e, tam tahkim edilmiş ordularda... ...hayatını kaybedenlere, e, bir hayatını kaybedene belki 10 da yaralı olur. Evet. Demek ki Amerika 100 bine yakında... Afganistan'da yaralı vermiş. Bu fotoğraf Amerika'nın yenildiğini gösteriyor evet. öncelikle. Peki ne gördük? Ee, savaş 20 yıl sürmedi. Aslında hiç ara vermeyen bir çatışma dönemi. Evet. 79'dan bugüne kadar 40 yılın üzerinde savaş vardı. Ülkede birlik yoktu, emniyet yoktu. İlk gittiğimde gördüğüm şey buydu. Aradığım şey de buydu zaten. Ee, bir emniyet gelmiş. Ülkenin tamamı birlik içerisine bürünmüş. O 40 e, küsür yıldır sürekli etnik bölünmeyle parçalanmış, birbirine düşürülmüş sıkıntılarında en temelinde yatan şey artık bitmiş. Etniklerin tamamının içerisine girdiği yeni bir hükümet ortaya konulmuş, evet. bir birlik oluşmuş. Başta bir isim var, artında bir hükümeti var, bir istişare heyeti var ve bunun etrafında ülkenin tamamı hı hı. E, bu birliğin altına girmiş. Bu birlikte bir emniyet getirmiş. Evet. Nereye gitseniz emniyettesiniz. Ben daha önce de Kabil'e gittim. Hava karardığında sokağa çıkmanız çok kolay değildi. Özellikle belli güvenli bölgelerin içerisinde belki hareket edebilirdiniz ama dışarıya çıkmanız mümkün değildi. Hı hı. Şimdi sokağa çıkma yasağı yok. İstediğiniz saatte dışarılara çıkabilirsiniz. Sık sık durduruluyor. Kontrol ediliyorsunuz. Evraklarınıza bakıyorlar. Evet. Ama hiçbir kontrol noktasında biz Türkiye'den geldik. Türküz deyince pasaportumuza bile bakılmadı. Araçlar kontrol edildi, bakıldı. Araçlardan da indirilmedik. 10 gün boyunca her noktada böyle e, güvenli bir şekilde seyahat etme imkanımız evet, oldu. Evet, Türkiye karşı e, bir güven duyduğunda biliyoruz zaten. E, Taliban e, geçici hükümet kurulduğu zaman Türkiye biz Aslında destek olsun, bize yol yöntem göstersin demişti. Burada da onun etkileri gözüküyor sanırım. Kesinlikle arazide bunu çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Ama iki açıdan baktım ben ziyaretimde. Bir siyasi, beş bakanla görüştük, üst düzey yetkililerle görüştük, bürokratlarla görüştük, bakanlıkları ziyaret ettik, oturduk. İlk muhatabımız Tarım Bakanıydı. Özbek asıllı birisi, Tarım Bakanı, yardımcıları da. Çok kaliteli bir ekipti. Afganistan'ın yaşadığı en önemli problemlerden bir tanesi de açlıkla ilgili. Bunun çözümü de tarım. Afganistan bir tarım ülkesi. Nüfusun hala yüzde 80'i tarımla geçimini sağlıyor. İşte ekonomik krizin arkasında biraz da bu var. Büyük bir kuraklık yaşanmış. Ellerinde tohum yok. Bizden tohum istemişlerdi. Evet. Türkiye'den tohum gitti. 100 ton tohum götürdük. E, ...bolday tohumu gitti. E, bakana teslim ettik. Bakanla oturup siyasi durumu ve... E, ...oradaki... ...tarımdaki durumu konuşma imkanımız oldu. E, Dışişleri ile oturup... ...sohbet etmek imkanımız oldu. Uzunca Başbakan Yardımcısı'yla... E, ...konuştuk. Şehitler, e, yetimler ve... ...özürlüler bakanlığı kurulmuş. Hı hı. Bunu çok önemsiyorlar. Bu bakanlığı çok önemsiyorlar. E, bize olan savaşın emanetleri... Arkadaşlarımızın geriye bıraktıkları bunlar ilk önce evet. bunların ihtiyaçlarını gidereceğiz diye bir bakanlık oluşturulmuş. Bir yetim sayısının çok fazla olduğu da aşikar. 2 milyon. Yapıyor. 2 milyon çocuğun yetim olduğu söyleniyor. Nüfus çok bilinmiyor ee, ama 30 ile 40 arasında 30 milyon evet. 40 milyon arasında bir nüfustan bahsediliyor. Bunun içerisinde 2 milyon yetim gerçekten çok büyük bir rakam. Evet. Bunu sokakta görebiliyorsunuz zaten. Savaşın bir toplumu nasıl değiştirdiğini Afganistan sokakları çok rahat söylüyor. Kalabalıklar, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Evet. Ee, işte erkekler ya göç etmiş, işte Türkiye'ye gelmiş, Avrupa'ya gitmiş, Pakistan'a gitmiş, İran'a gitmiş. Buradan belki kazanacağı 3-5 kuruşla geride bıraktığı ailesinin geçimine bakmış. Evet. Ee, ya da savaşta hayatını kaybetmiş, özürlü hale gelmiş. Ee, hayatın yoğunluğu, kalabalığı söylediğim gibi kadın, çocuk ve yaşlılara evet. kalmışlar. Ee, şimdi ekonomik kriz e, aslında oldukça kötü olduğunu duyuyoruz, e, görüyoruz da. E, 23 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğu söyleniyor. Evet. E, burada yani Afganistan'da genel durum nasıl? Taliban'a bakış açıları nasıl Afganların? Bu da tabii ki merak edilen bir konu. E, daha önce... Çok fazla baskı unsuru oluşturulmuştu aslında. Evet. Ancak şimdi gelen haberlerde daha ılımlı olduğunu görüyoruz biz. Bu Afganistan'da nasıl yankı buldu? Şimdi görüştüğümüz siyasiler çok net bir şekilde şunu söylüyorlar. 96-2001'den biz çok şey öğrendik. Şimdiki uygulamalarında da onu görüyoruz zaten. Şu çok net diyorlar ki biz Müslümanız. Burası bir İslam devleti. İslam'ın müsaade ettiği her şey burada olacak. Müsaade etmediği şeyler de aşamalı olarak... Olmasını istemiyoruz. Evet. Burada da zorlamadan daha çok bir eğitim ve süreçten bahsediliyor. Bunun da Afganistan'daki açlıkla hiçbir alakası yok. Hı hı. Ee, yani bu kadar yoğun açlığın yaşandığı, Söylediğiniz rakam 23 milyon evet. insan e, açlıkla karşı karşıya. Bizim rakamlarımız değil, gördüklerimiz değil. Oradaki uluslararası gözlemlerle ortaya çıkmış bir rakam 1 milyondan fazla evet. Ee, insanın hayatını kaybetmeyle karşı karşıya olduğu çok derin bir insani krizle karşı karşıya. Evet. İşte biz bu ölümleri nasıl önleriz diye konuşmak yerine maalesef uluslararası kamuoyu e, acaba orada evet. kadın hakları ne olacak? Elbette korunacak. Kadınlar okuyabilecekler mi? Şimdi televizyonda seyrettiğimizle ben Taliban yetkilisi bakanından duyduğum hiç örtüşmüyor. Hı hı. O diyor ki toplumumun yarısından fazlası kadınlar elbette toplumun içerisinde olacaklar. Bunun içerisinde olmazlarsa nasıl olacak zaten? Ki zaten elbette üniversiteleri de e, açık hale getirmişlerdi. E, tekrar okullara başlanmıştı. Aslında sizin de dediğiniz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı gibi. Evet yani o algı doğru değil. Üniversitelerin ve okulların çalışmaması Taliban'dan değil bu ekonomik krizden. <laughs> öğretmenlerin öğretim görevlerinin bir kısmının ülkeyi terk etmesinden, kalanların da maaşlarının düzenli ödenmemesinden kaynaklanıyor. Evet. Ekonomik krizin aslında 2-3 tane ana sebebi var. Birincisi zaten çok e, zayıf bir ekonomi var. Ve ekonominin e, yarısı yurt dışı yardımlarla sağlanıyor. Hı hı. Bütün bütçesinin yarısı dışarıdan gelen yardımlar ve o da bir elit tarafından paylaşılıyor. İşte toplumun içerisine giren önemli para bütçenizin yarısı dışarıdan geliyor. Bu kesildi. Amerika ve müttefikleri, NATO çıktığı zaman yardımların tamamını kestiler. Bürokrasi çöktü. Evet. Sadece üniversitedeki öğretim görevlileri değil, okul öğretmenleri değil, sağlık sektörü de bu uluslararası fonlar üzerine kurulmuş. 30 milyona yakın insanın birinci derecede sağlık hizmetini aldığı 2300 klinik var. Bütün ülkede. Bunun parasının tamamı da uluslararası fonlardan karşılanıyor. Şimdi kesilmiş. İlaç yok. Tıbbi malzeme yok. Doktorların demin öğretim görevleri için söylediğim gibi önemli bir kısmı çıkmışlar. Evet. Geriye kalanlar maaş alamıyor. 30 milyon insanın ancak kullanabildiği şey şimdi %10-15 sağlık hizmeti alabiliyor. Sebebi ne? Uluslararası fonların kesilmesi. Hı hı. Böyle bir ekonomik miras zaten başlı başına bir kriz ortaya çıkarmış. Kesinlikle. Bunun üzerine e, ülke tarım ülkesi. İnsanların yüzde sekseni tarımla geçimlerini sağlıyorlar. Geçen sene çok yoğun bir kuraklık yaşandı. Hı hı. Çok büyük bir kuraklıktı bu. Bizde yaşanan kuraklık da ileri derecedeydi Türkiye'de. Ama bir devlet sisteminiz olduğunda, bir altyapınız olduğunda bunu az hissediyorsunuz. Evet. Ama Afganistan bunu o kadar derinden hissediyor ki şimdi o kuraklık 1 milyondan fazla yeni iç göç ortaya çıkarttı. Zaten 4 milyon insan evinden güvenlik ve ekonomik sebeplerden ayrılmış. ayrılmış. Afganistan'ın içerisinde göç etmişlerdi. Evet. Bu sene 1 milyon daha eklendi. Şehirlerin etrafında, şehirlerin içerisindeki parklarda çok iptidayı kurdukları çadırlarda bu insanları görebiliyorsunuz. Ekonomik kriz... Yurt dışı fonların kesilmesi, bu kuraklık, bir de böyle beklenilmeyen şekliyle yönetimin hızlı değişmesi büyük bir kriz ortaya çıkarttı. Evet. Bir vakum oluştu. Hı hı. Ama halk ne diyor? Halkla da konuştum, pazarların içerisine girdim. Çok cıvıl cıvıl pazarlar var hala. Üretim devam ediyor, kendi ürettikleri şeyler devam ediyor, alım satım devam ediyor. Yokluk bir tarafta, bir tarafta ticaret. Bu çok umutlandıran bir şey. Hayatın devam etmesi, özellikle ticaretin devam etmesi onun için çok istedim. Gittiğim her şehirde evet. pazarları ziyaret ettim. Orada hayat dönüyor. Onların tek bir şeyi var. Taliban'dan yeni gelen hükümetten, aslında Taliban'dan daha fazla Yeni Afgan hükümeti, hı hı. E, daha doğru bir tabir. Şu anda ülkeyi yönetiyorlar. Tek bir talepleri var. Güvenliğimiz sağlansın. Biz malımızı insanlara rahatlıkla satalım. Güvenliğimiz evet. olsun. Herkesle istisnasız çok güzel bir örnek oluşmuş. Tarımı yapıyorum, kamyona yüklüyorum, götüreceğim, satacağım. Önce kendi ilçemde, sonra ilimde, sonra gittiğim büyük şehirde oradaki silahlı gruplar malımın belli miktarlarını haraç olarak el koyuyorlardı. Asker polis buna bir şey diyemiyor idi. Ben zaten yarısını kaybetmiş olarak pazara ulaşabiliyordum. Evet. Şimdi bana kimse dokunmuyor. Malımı alıyorum, götürüyorum pazarda satabiliyorum. Ama alacak insanların alım gücü bu sefer zayıf. O düzelecek. Halkın beklediği tek şey güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirebilmek. En azından şu anda benim Taliban'da yeni hükümetle gördüğüm her tarafında Afganistan'ın gördüğüm bir güvenlik var. Hı hı. Çok net bir şekilde uyuyorlar da ona da şahitlik ettim. Genel af ilan edildi. Evet. Geçmişe bir sünger çekildi. ...geçmişteki olan hiçbir şeyi sorgulamayacaklarını, dava etmeyeceklerini söylediler. E, bunu da yapıyorlar. Kimseyi tutuklamadılar. Bu yüzden kimseyi tutuklamadılar. Bu da aslında güvenin oluşması için büyük bir şey. Önemli bir fırsat ve dışarıda olanların da mazeretleri elinden alındı. Eğer Afganistan'ı düşünüyorsanız, Afganistan sizin memleketinizse yetişmiş insanlar olarak dışarıda değil içeride olup hizmet etmeye devam etmelisiniz evet. diyor Taliban ve herkesi de davet ediyor. Kesinlikle. E, şimdi siz uluslararası toplumdan e, bahsettiniz. Batı ve uluslararası toplum e, yeni hükümeti tanımadı. Aslında bu da yardım faaliyetlerini etkileyen sebeplerden biri sizin de ifade ettiğiniz gibi. E, tabii ki Türkiye'nin desteğini biliyoruz. E, biz sizin desteklerinize de e, değinmenizi isteyeceğiz. E, İHA'nın faaliyetleri nasıl yürütülüyor? Ee, nasıl yapılıyor ve takvim nasıl oluşuluyor, oluşturuluyor? Ee, Uluslararası kamuoyu tanımadı ama bazı memleketlerin büyük elçileri oradalar ve iletişim devam ediyor. Çok da az değil. 7-8 büyük elçi orada. Aslında Batı'nın yaptığı tanımamaktan daha kötü bir şey var. Uluslararası fonların tamamı donduruldu. Zaten olan evet. paraları donduruldu yeni fonların gelmesine müsaade edilmiyor. Yakın zamanda ben batılı birkaç diplomatla da görüştüm. Onlar da aynısını söylüyorlar. Afganistan'a yardım etmek istiyoruz ama bir Amerikan ambargosu var. Amerika sistemi tamamen kapattı. Bankaların çalışmasına müsaade etmiyor. Diğer ülkelerin yardım etmesine de müsaade etmiyor. Evet. Bu hafta büyük bir olasılıkla yardımla ilgili bir esneklik gelecek gibi görüşüyor. Çünkü Taliban, eski Taliban gerçekten değil. Amerika ile de görüşmeye devam ediyorlar, Batı ile de görüşmeye devam ediyorlar. Daha yeni Cenevre'de toplantılar yapıldı, bir yeni hükümetin heyeti Cenevre'deydi. Daimi bir temsilcileri evet. var, orada o iletişimi devam ettiriyorlar. İhtimalen yardımla ilgili, çünkü çok ciddi bir şekilde açlıktan ölümler olabilir. Bizim arkadaşlarımız da buna şahitlik ediyorlar. Biz ne yapıyoruz? Zaten çok uzun yıllardır İHA tarihi kadar Afganistan'dayız. Evet. Kabil'de çok güzel bir yetimhanemiz var. Kabil merkezde kurulan bir yetimhane. Ee, o yetimhaneyi kurmak için Faruk Aktaş ve Bahattin Yıldız abiler, ikide oradan arkadaşımız gittiklerinde bir uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Onların adını taşıyan güzel bir yetimhanemiz var. Bugüne kadar yüzlerce çocuğumuz oradan yetiştiler. Hı. Şimdi devlette de hizmet eden çocuklarımız da var evet. orada yetim çalışması devam ediyor. Mevcutta 3 bin yetimimiz var. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi 2 milyon yetimin olduğu yerde 3 bin sayısı çok az. Hemen ilk aşamada 20-25 bin rakamına ulaşmak istiyoruz inşallah. E, Bire Birebir ulaşılıyor. Onlara yardım ediliyor. Yeni bir yetimhane ile ilgili arazi alımını gerçekleştirdik. Çok güzel bir yerde. Afganistan'ın Gazne şehrinde. Gazneli Mahmut'un şehrinde çok güzel bir arazi. Büyük bir kompleks inşallah orada inşa ediliyor olacak. Sağlıkla ilgili büyük bir sıkıntı var. Onunla ilgili arkadaşlar sürekli çalışma yapıyorlar. Yetimhaneler, devlet yetimhaneleri çok sıkıntıdalar. Bizim memleketimizde de öşür, nispeten unutulan bir şey ama bizi mutlu öden şeylerden tarımın zekatı öşür. Orada unutulmamış. Her yetimhane çevresindeki köylerin öşürüyle hayatını devam ettirmiş. Şimdi kuraklık halkı vurmuş ama evet. yetimleri de vurmuş. Oralara yönelik dağıtımlar yapılıyor. Şehit ailelerine yönelik dağıtımlar yapılıyor. Onlar tamamen sahipsizler. Sahip çıkacak kimse yok. Onlardan yurt dışında da kimse yok ki para göndersinler o aileler. Özellikle e, her gittiğimiz şehirde şehrin idarecileriyle listeler oluşturuluyor. Yetimler, şehit aileleri, dul hanımlar onlar önceleniyor. Onlara yönelik dağıtım programları yapıyoruz. Bunda durmadık. Afganistan'ın e, Kabil'de ofisimiz var. Kuzey'de Tahar'da ofisimiz var. Ama her şehirde de dağıtımları yapıyoruz. E, su çok büyük bir problem. Evet. E, suyla ilgili de çalışmalar yapılması gerekiyor. Bugüne kadar 600 tane su kuyusu tamamlamışız. Şimdi bunu biraz fazlalaştıracağız. Afganistan e, yer altı suları kısmında oldukça iyi durumda. Gezdiğim yerlerde şunu da gördüm. 2-3 tane güneş paneli koymuş, suyu çıkartmış. Hı hı. İşte komşusu e, tarım yapamazken kendisi o birkaç panelle suyu çıkartmayı başarmış ve yem yeşil her taraf. E, tarımla ilgili özel bir çalışmamız yürüyor. E, e. Buğday tohumları bu sene dikilecekler. Bunun değerini çok iyi bilen bir bakanlıkla karşılaştık. E, bakanın kendi şeyi teslim töreninde söylediği, şu anda Afganistan'daki en büyük hazinemiz bu tohumlar. En önemli ekiplerimizle biz bunu koruyacağız dedi. Siz 100 ton getirdiniz. Gelecek sene hasat ettiğimizde inşallah bu zamanlar sonbaharda hasat edildiğinde 2000 ton olacak. Evet. Dokunmayacağız bu tohumlara. Üçüncü senede 40 bin ton elimizde buğday tohum olacak. 100 ton götürüyorsunuz. Üçüncü senede 40 bin ton oluyor. Artık hiç kimseye de ihtiyacımız kalmayacak diyor. Böyle bakabilen, idari kabiliyeti olan bir ekiple karşılaşmış olduk. O da bizi çok mutlu etti. Evet. Durmayacağız. Burada kampanyalara da devam ediyoruz. Kış çok zor geçecek Merve Hanım. Hı hı. Yani Afganistan için her an çok zordu. Son 50 yıl çok zor geçti evet. belki ama bu kış gerçekten çok zor geçecek. Biz İHA olarak listenin en başına Afganistan'ı yazdık. Orada insanların yanında olmamız lazım. Onları sıcak tutacak giysilere, içliklere montlara, ayakkabılara, battaniyeye, Türkiye'den gönderilebilecek şeyler evet. bunlar. Bunlara ihtiyacımız var. Tıbbi malzemeye ihtiyacımız var. Mümkün olursa ilaca ihtiyacımız var gönderilmek üzere. Lojistik oldukça uzak ve maliyeti yüksek olduğu için değerli malzemelerin buradan gitmesi gerekiyor. Gıdayla ilgili alımlarımızı Yerelden yapıyoruz ki yerel ekonomide genç e, canlanabilsin. İran ve Pakistan'la, Özbekistan'la sınırlar, sınır ticareti devam ediyor. Malzeme bulma imkanı evet. var. Çok tüccar bir millet. Bu işi yapabilen bir ekip var orada. Gıdaları oradan alacağız. Diğer saydığım malzemeleri de Türkiye'den alıp gönderiyoruz. Hı hı. Altı tır gitti. Yeni tırlarımız yola çıktı. İnşallah e, kış bitmeden çok sayıda tırımızı daha... Afganistan halkına ulaştıracak. 2022'nin yardım takviminin ilk başında da kışa yönelik faaliyetler olduğunu da öğrenmiş olduk sizden. Evet. Çok çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için ve mazlum coğrafyalara el uzattığınız için. Ee, Buradan sizin ederim. aracılığınızla bize İHA'ya teşekkür etmiş olalım. Çok teşekkür ederiz değerli katkınız için.